Gerçekten senin ikizini yapmış Mendebur. Evet. İnanabiliyor musun? Bütün o kötü sözleri söyleyen aslında benim kötü ikizim. Ah Mendebur çok. Nana, Kulina. Ah Kulina Hanım. Seni aslında o kadar çok çağırdım ki o şoker benim. Evet biliyorum canım. Her şeyi biliyorum. Hı-hı. Ama bunu sadece sana değil, oyuncaklar dünyasında yaşayan bütün oyuncaklara yapmış. Neyse ki her şey kontrolüm altında. İyi ama benim ikizim biraz sonra eve gelecek. En son okuldaydı. Hakan ve Simge onu görürse her şey biter. Nana sen saklan. Makbuş sen de ne yap ne et onu oyalan. Hı-hı. Bilginin kopyalama cihazını alıp hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam. Bir şey anladıysam arab olayım. Sen Nana'yı oyala. Ben saklanıyorum. Heh, hoş geldin kızım. Hoş buldum. Karnım aç. Sen otur. Ben hemen bir şeyler hazırlayıp getiriyorum. Hemen. Özge nerede? Evine gitti. Bugün yaptıklarından sonra bizim yüzümüze bakamaz herhalde artık. Neden? Ben onu çok seviyorum. Sen sahtesin. Nana değilsin sen. Korkmayın çocuklar. Nana. Buradayım. Nana. Aman ne sevimli bir tablo. Nanacık, senin yerine burada kalmaya karar verdim. Sanırım gitmen gerekecek. Hayır efendim, hiçbir yere gitmiyorum. Bal gibi gideceksin. Söylediğin onca kötü şeyden sonra Hakan seni istemeyecek. Peki seni ister mi sanıyorsun? Ben bir yolunu bulur, onun gönlünü alırım. Geldim çocuklar. Kulina, Kulina. Şimdi sahte olanı sonsuzluğa göndereceğim. Söyleyin çocuklar, hangisi? Bu. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Kulina, ben gerçek Nana'yım. Onu yok et lütfen. Hayır Kulina, gerçek olan benim. Ona inanma. Kulina, yalan söylüyor. Hayır, hayır söylemiyorum Kulina. Bu. Evet. Evet, sen bez bebeğe dönüşmediğine göre sahte olmalısın. Al bakalım. Bunu yapma. Baba, babacığım. Neredesin baba? Güle güle. Sonsuza kadar. Hadi Nana'ya. Nana. Canlarım. Kulinam. Bu işte bittiğine göre kimseler gelmeden bana müsaade ha? Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Deli kız, ben de seni çok seviyorum. Kulina, eğer ikimiz de bez bebek olma özelliğine sahip olsaydık, o zaman gerçek Nana'yı nasıl anlayacaktın? Gözlerinden. Çünkü kimse senin kadar ışıl ışıl bakamaz. Hoşça kalın. Güle güle. İyi de kendimi Hakan'a nasıl affettireceğim? Her şeyi Kulina Hanım halledecek değil ya. İşin orasını da bana bırak kızım, bana. Makbuşum. Ne yapacağını biliyorsun. Ama anne ben Nana'yı çok seviyorum artık. Saçmalama Özge. Şaşırdın galiba. Tamam. Hadi tamam kız. Ya. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Benim çok tuvaletim var. Çocuk işte. Evde yapmadı. Yolda da sıkıştı. Kızım, karnınız aç mı? Sağ ol Makbuş. Yiyip geldik. Hayret. Ah, sağ ol aşkım. Nana pek bir sessizsin. Ne oldu? Ben aslında özür... Lütfen özür dileyip durma Nana. (Gülüyor)
10'a kadar sayalım. 10'dan geriye sayacağım. 9, 8... İyi akşamlar delikanlı. İyi akşamlar. Tayfun Bey. İyi akşamlar efendim. Volkan Bey gidip eşime durumu anlatmış. Hı? Ve ünlülerin benimle beraber olamayacağını izah etmiş ona. Yani sizin anlayacağınız her şey yoluna girdi ya. Volkan kedi olalı bir fare tuttu ha. Oturmaz mısınız? Eşim arabada bekliyor. Bekletmesem çok iyi olacak. Ama iyi de ortada kayıp bir telefon var. Onu nasıl telafi edeceğiz? Önemi yok Singe Hanım. Eşime ben yenisini aldım ama bu sefer kendim vereceğim. Her insan bir derstir benim için. Konuşmanız beni çok etkiledi Hakan Bey. Siz çok dürüst bir insansınız. Anne? Bu benim telefonumun sesi değil ki. Niye bakıyorsunuz? Ama ses senin çantandan geliyor. Olamaz. Aa, hakikaten de. Aa, ama telefon benim çantamdan çıktı, iyi mi? Ama bu imkansız. Gerçekten yani benimle alakası yok. Siz de çok yoğun çalışıyorsunuz Simge Hanım. Bunlar çok normal şeyler canım. Bir keresinde benim cebimden ortağımın cüzdanı çıkmıştı, iyi mi? Masanın üzerinden ben onunkini, o da benimkini almış ya. Küçük Hanım, sizin telefonunuz var mı? Yok. Artık var. İyi günlerde kullanın. Ne güzel. Eyvah! Karı bu çok beklettim. Hadi bana müsaade. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz. Aa, şurayı da baksana. Demek o yüzden öyle davranmış. Ama bu kız gerçekten deli canım. Nana, Simge böyle davrandığı için Hakan onu seviyor. Ben de aynı onun gibi yaparsam belki beni de sevecek dediğinde inanamamıştım. Makbuş be, bu Simge o kadar kötü mü? Az da değil yani. Yani Nana bana bu kadar değer veriyor, öyle mi? Kendi olmaktan çıkacak kadar. Evet ama eline yüzüne bulaştırdı her şeyi. Seni kızdırmaktan öteye gidemedi. Öyle saf, öyle temiz ki. Bazen böyle çocukça şeyler yapıyor. Şimdi anlıyorum seni niye huzur evine göndermek istediğini. Hatırlasana. Simge de bir ara ne kadar istedi gitmemi. Ama ne yaparsa yapsın Simge'ye benzeyemez. Ya. Yani o... O kadar özel ki. Aslında hiç kimseye benzeyemez. O sanki bir melek gibi. Bu dünyadan değil gibi. Baksana benim için gidip ne kadar özel bir hediye almış. Bakıyorum da cebinde taşıyorsun. Evet. Makbuş ne olursa olsun ona kızmam 5 dakika sürüyor. Makbuş Sultan aramızda kalsın ama o benim için çok özel.